Arkadaşlar, bu gördüğünüz akü şarj modülleridir. Belirli alt limit ve üst limit ayarlanıyor. Şimdi ben iki tanesini 24 volt olarak şöyle gördüğünüz gibi iki aküye bir test deney yapıyorum. Şu akü ölüdür. Gördüğünüz gibi 10.1, 10.2. Şu da orta hallidir. O da 12.4. Şimdi diyeceksin ki biri iyi biri kötü, nasıl test ediyorsun? İşte önemli olan bunu sizlere gösterebilmem, ispat edebilmem. Şöyle ki 14.5 volta gelince kes diyorum. Yani akü, örneğin grup 5 tane, 6 tane aküyü seri bağlı olarak düşünün. Şimdi içinden bir tanesi, iki tanesi önce doluyor. Diğeri sonra doluyor. Her akü eşit değildir. Her ne kadar amperleri, voltajları aynı, etiketlerde aynı olsa da eşit değildir. Bu elektrikli bisikletlerde problem yaratıyor. Dolayısıyla ben şimdi küçük bir deney yapıyorum. Bu ikili deney. Bunu 5'li, 6'lı grup olan akülerde de kullanabiliriz. Her akü için bir modül kullanılacak. Akü şarja doyuma ulaştığı zaman, artık ben enerji istemiyorum dediği zaman tık, buradaki ışık yanacak. Bu ışığın yanması ne demektir? Yani aküye gelen enerji ampule aktarılıyor. Yani akü yük altında kalmıyor gibi olacak. Dolayısıyla ömrü uzayacak. Yani tüm aküler aynı hizada, aynı voltajda şarj olmuş gibi olacak. Şimdi şöyle ben bir deney yapayım. Gördüğünüz gibi 10 volt, 12 volt. Ben hız kontrollü burada şarj şu şekilde bir diyotla aküleri küçük bir amperle test ediyorum. Bakın şimdi ben biraz voltajı yükseltiyorum. 14.5 voltta bakalım ışık yanacak. Dikkat edin. Evet, bu yandı. Yani ne oldu bu? Yandı. Bu çabuk doldu. Aslında dolmadı ama bu ölü olduğu için. Yani diğer aküleri de şey yapalım. Bu da 14.5'e gelince yanacak. Ben biraz daha hızlandırayım. Bakın o da yandı. Evet. Şimdi ikisi doldu olarak gözüküyor. Bakın 14 voltun üzerinde. Şimdi ben yavaşlatıyorum. Bakın voltaj hemen düştü bunda ve elektriği kesti. Yani kesti derken şarja geçti. Yani şu anda bu şarj oluyor. Bunda bakın enerji halen daha devam ediyor. 12.7'de. Biraz daha düşüreyim ben bunu. 12.7. Çünkü tabanlı ben 12.7'yi ayarladım. Evet. 12.6, 12.7'de. Şu anda şarj oluyor gözüküyor. Evet. Sistem bu şekilde başarılı. Ben ileride 5'li gruplar için bundan 5 tane yan yana böyle bir kutu içerisine koyup böyle 5 tane aküyü nasıl dolduğunu, nasıl boşaldığını göreceksiniz ve akülerin ömrü de uzayacak ve güzel şarj olmuş olacak. Bunun adına ne deniliyor? Akü balans şarj deniliyor. Balans yani ayarlı anlamında şarj deniliyor. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.